Adım İshak Kuş. 1937 doğumluyum. Giresun, Görenle Kemerli köyünde doğmuşum. Ama gurbet hayatında 70 senedir buradayım. Bizim zamanımız fakirlik zamandı. Don yok, gömlek yok, ayak yalın ayak. Baş açık. Ben 55 senesindir 6. ayda gurbete geldim. Kaçtım da geldim. 7 günde İstanbul'a geldim. Gemiyle. Babamın koyunu vardı. Koyun çobanlık yapardım. Koyun yayardım ama çocuktum. Ayakkabı yok, lastik yok, çorap yok. Mesela çarık vardı. Çarık çıktı. Menderes geldi rahmetlik. Bir lastik getirdi. Lastiği giydik. O lastiğe İstanbul'a geldim ben. Dostlarımla geldik. Tabii o zamanlar çok miskin bir durum vardı köylere. Yol yok. Zıvanın son köyü 5 saatlik şarjı. Yaya gidip geliyordu millet. Yaya. Atla katılma. ...55'te ben gurbete çıktım. İstanbul'da bizim mahalle kadar araba yoktu o zamanları. Beşiktaş'taki çift yol yeni yapılıyordu. Daha yeni açılıyordu. Sirkeci Eminönü'nden doğru değilse de bir ayak yolu vardı, çamur. Böyle geçiyordu. 57'de askere gittim. Okul görmedik. Bize okul kapısı açmadılar. 57'de askere gittim. 12. ayın 12'sinde 57'lik 6. ayında köyüme ilkokul tabelası asıldı. Ama dünyanın şeklini, şemalini büyüdükçe, akıllandıkça hissettik. Hayat üniversitesini bitirdik. İlk gelişim Bakırköy. Askere oradan gittim. Oradan geldim. 2 sene daha kaldım burada. Evlendim Zeytinburnu'nda. Burada akrabam vardı. Buraya gezmeye geldim. Bana dedi, sana bir arsa alacağım buradan. Burayı aldık. 1963'te buraya geldim. İlk çocuğum, büyük oğlum 60 yaşına geliyor. Bakırköy'de doğdu. Buraya bir gece kondu yaptım. O zamanın parasıyla devrinde. Oradan buraya geldik. Paşa Paşa cam fabrikasına girdim. 63'te. 20 sene çalıştım burada. Mesleğim camcılık. Çoluk çocuk büyüdü. İşte bu günlere geldik. Benim şimdi Adamazan'da akrabalarım çok. Kuzuluk'ta sülalemiz hep burada. Askerden geldiğim zaman orada amcamın yana gittim. Amcamın 2 kat evi var. Balkonda oturuyor yenge bile. Kapıda bir çeşme var.
Çeşmenin kapısında üç dört tane kız var. Mahalleli komşular. Şimdi gibi değildi ki, komşular birbirine çok samimiydi eskiden. Yenge bana dedi ki, ha buradan bir kız ben sağlı vereceğim dedi. Dedim ya bırak dedim ya. Yok dedi. Söz ver, birini alacağım sana dedim o. Dedim, ha o, onu alırım dedim, ha orada bir tane var. Rahmetli bizim hanım. Onu sana vermezler dedim ha. Bunlar Trabzon'unu eski hasım sahipleri yemişler. Oradan buraya gelmişler. Buraya yerleşmiş. Ben döndüm geldim İstanbul'a iki gün sonra tabii. Benim bir amcam vardı. Osmanlı hafızlarından. Adı İsmail'di ama kuşu hafız derlerdi. 114 yaşında öldü. Başında yazın okul kaldık. Bir cuma günü öldü. Bir gün Zeytin'in yanıma geldi. O amca hoş geldin. Dedi oğlum sen ne yaptın sen ya? Ne oldu dedim ya. Bola bola dedi sen bir kız istemişsin. Ben kızı istedim. Adam annesi babası gelsin bir göreyim demiş. Benim ne yaparım yok. Bana en büyük gelini söylüyor. Kayınpederine. Neyse ben bir pazar gün gittim. Çalışıyorum tabii. Nasipmiş. Evlendik. Bununla beraber. İşte bu yuvaları onunla kurduk. Rahmetlikle. Burada su yoktu. Tam mezarlık boğazda su taşıyorduk. Tenekeyle de ev yapardık. Hayat mücadeleleri geçti. Gurbet hayatı. Ama bugünlere geldik Allah'a çok şükür. Çoğu çok büyüdü. Şimdi çok rahatlık ama yaşlandık. Benim dört çocuğum var. Üç tane oğlum var. En büyüğü İlhan. 64 doğumlu. İkincisi Hayri. 66 doğumlu. Üçüncüsü kızım oldu. Annemin ismini verdim ona Halime. Dördüncüsü Fuat oğlum var. O doğdu. En ufak oğlum 50 yaşında. Askerliği 4,5 ay Afyon havaalanında ben havacıydım. Eğitim gördük 4,5 ay havaalanında bir uçakta eğitim gördük. Uçaktan ders alındık. Bursa gittik. Radar kursuna. Eskişehir'e. 2 ay kurs gördük. Tayinimiz çıktı. İskenderun hava radar mevzi İskenderun. Halep'le karşı karşıya. Sahilden, denizden 45 kilometre daha değil. İlk buraya gelişim Paşa Bahçede bir kahveye girdim. Akşam oldu. Orada köyümden birisini gördüm. Burada akrabam vardı. Gemide çalışıyordu. Onun yanına geldim. O bana tarif etti. Orada çıktım yayan. Elektrik yok. Karanlık. Bu çok yerler orman. Mezelik var orada. Mezelik'e çıktım, karanlık. Bir sağa sola baktım, bir ışık yanıyor mezelikte. Orada bir evliya mı, birisi varmış. Orada her akşam mum yakarlarmış. Onu gördüğü gibi korktum, kaçtım. Böyle geldim, sonra gene orayı buldum. Akrabamı buldum. Orada kaldım o akşam. Bu bir tane ev yoktu. Bu çubuklu taraflarında, ormanda. Tabii zamanla değişti. İlk elektriği paramızla biz aldık buraya. İlk suyu paramızla biz aldık buraya.
şişe cam fabrikası adam alınmış. Gittim, işe girdim. 24 sene çalıştım burada. Cam fabrikasında. Sıcaktı. Ama temiz fabrikaydı. Bu kovacılık hayatım var. Tozdan çıkarırdık. Burası temiz fabrikaydı. Kısmet bu eymiş. Burayla beraber hayat geçirdik. Almanya'ya kağıdım çıktı. Yetmedim. Yetmediğimde iyi olmuş. Ama burada çalıştım vatanımda. Buradan emekli oldum. Bugünlere geldik. Ben memleketimi seven devletçiyim. Memleketimin derneğini ben kurdum. Beykoz Yıraslan derneğini. Kurucusu benim. Her bir nedenin bir hizmeti vardır. Tabii hemşire daha iyi. Hepsi hemşiremiz de. Burada sizi tanırım. Herkese memnunluk. Bu yolları onlar yaptılar. Bu yolları onlar döşediler. Allah razı olsun. Murat Aydın'ın da. Bütün geçip gelmiş geçmiş belediye başkanlar, bize çelik bilek. En büyük hizmeti vardır. Beni Beykoz'da herkes tanır. Nereye geçsem kendi ev gibi. Çoluğum çocuğum burada. Torunlarım burada. Benim 22 tane torunum var. 22 tane torunum var. Beykoz'da sevilmeyen bir tarafı yok. Her tarafı seviliyor.